Merhabalar sevgili izleyiciler. Lider Haber ekranlarında Nesli Yaşam'da her gün olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. Bugün hafta başında çok değerli bir konuğumuz var yine Nesli Yaşam ekranlarında. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekilimiz Hidayet Vahaboğlu bizlerle birlikte. Vekilim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nesli Yaşam'da hem günü hem gündeme hem dünyadaki ve Türkiye'deki tüm gelişmeleri takip etmeye çalışıyoruz. Siz değerli konuklarımızla. Dolayısıyla bugün de sizden çok kıymetli bilgiler almayı umut ediyoruz ama... Hemen öncesinde biliyorsunuz ki geçtiğimiz cuma 15 Temmuz kalkışmasının 6. yılıydı. Cumartesiydi. Biz de böyle cuma. Böyle takvimler karışmış. Tüm gün canlı yayın yaptık da bütün akşam boyunca böyle çok da keyifli bir yayın yaptık. Bütün Bursa Protokolü, oraya katılan konuklar hepsiyle birlikte güzel bir akşam geçirdik vekilim. Çünkü bu kalkışma, sizden de şimdi tabii ki görüşlerinizi dinleyeceğim. Türkiye tarihinde de yer edinmiş. 251 şehit verdiğimiz, binlerce gazimizin, yüzlerce gazimizin olduğu ve Türk çocuklarının unutmaması, hatıralarında olması gereken bir geceydi diye düşünüyorum. Dolayısıyla da uzun bir sürede bunu hatırlayacak ve kutlayacağız ve anacağız. Sizin 15 Temmuz'la ilgili bu anlamda görüşleriniz nelerdir vekilim? Şimdi 15 Temmuz... Türkiye tarihi açısından, Türkiye Cumhuriyet tarihi açısından önemli bir gün. Yaşanmışlık itibariyle önemli demiyorum. Önümüzdeki dönemdeki yol haritamızın belirlenmesi açısından önemli bir gün. Oraya girmeden önce o akşam ne yaşandı? Ankara'da ne yaşandı? Ne güzel olur. Bir de siz eski bir askersiniz aynı zamanda. Sizin değerlendirmeniz daha kıymetli bizim için. Ona bir bakmakta yarar var. Lütfen. O gün akşam 8-8.30 gibi partiden ayrıldım ben. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nden. Hı hı. O tarihte Genel Sekreter Yardımcısıydım. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bey'le birlikte o aynı saatlerde çıktık. Eve gittim. Çok sıcak bir Temmuz günü. Hiç olağanüstü bir şey yoktu değil mi vekilim? Hayır, hiçbir olağanüstü bir şey yok. Ancak böyle Fethullahçı diye bilinen grupların hareketlendiğine dair bir takım basında, sosyal medyada filan yazan, paylaşılan bilgiler vardı. Eve gittim. Sıcak bir gün. Oturuyorum, bir gazeteci arkadaşım aradı. Açtım, dedi ki ya bir askeri hareketlilik var. Askeri uçaklar uçuyor falan. Askeri uçaklar uçuyor deyince ben normal nakliye uçakları uçuyor diye ya da Irak'ın kuzeyinde çoğunlukla ki yığılmalara karşı Ankara'dan takviye her zamanki uçaklar gidiyor gibi düşündüm. Yani Allah var, arkadaşıma da her şeyi büyütmeyin dedim. Yani köpürtme dedim yani olayı. Neyse. Doğru, ama bu köpürtme meselesi de çünkü abartılıyor. Az sonra yine bizim partimizin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilat biriminde çalışan bir genç kardeşimiz var. O aradı. Neredesin dedim, Bahçelievler'deyim dedi. Dedi ki başkanım bir askeri hareketlilik var. Benim eski asker oluşumdan kaynaklı olarak çocuklar beni arıyorlar hemen. Ne var filan demeye kalmadı, bir alçaktan uçan jetin sesini işittim. Dedim şu anda jet mi tepenizdeki? Evet dedi. Bu hiç ayrı alamet değil. Evet. Dedim hemen telefonu kapat, Esenboğa'yı ara. Hı hı. Esenboğa havalanı açık mı kapalı mı? Onu bana haber ver dedim. Ve hemen bir spor kıyafet, ki genel başkanın giyiminden dolayı biz hiç spor fazla giymeyiz. Evet. Özellikle şeyde karargahta, genel merkezde görevli arkadaşlar. Ben normal spor giydim. Temmuz şeyi. Ve günlerden cumartesiydi. Ben girişte de onun için kaçırdım. Evet. O gün ilk 2016 cumartesiydi. Şeyde neyse, fırladım. Dışarıya çıkarken arkadaş aradı, dedi ki Esenboğa açık. Allah Allah. Hı hı.
Yani sivil uçakların inişine açık. Allah Allah dedim, yani bir darbe olursa limanlar, havalanları, karayollarının belli şeyleri kapatılır. Niye açık? Az sonra ona da gireceğim. Yolda gidiyorum. Benim evim zırhlı birliklerin şeyinde, Ankara'nın girişinde, Bursa istikametinden şey dersek, Eskişehir-Bursa yolu şey üzerinde. Ve o tarihte zırhlı birlikler var. Allah Allah, hiçbir hareketlilik yok, hiçbir askeri araç yok. Olması mı normal, olması mı normal? Olmaması anormal. Mutlaka bir olur, darbe değil mi oralarda? Şeyinde. Tabii ki bunlar...